Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda soru-cevap videoları ve test linkleri paylaşıyoruz. İzleyip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Görselin temsil ettiği kelimedeki ünlü harfler, hangi seçenekte doğru verilmiştir? Sevgili öğrenci ve öğretmenlerimiz, sizin de eğitici ve öğretici videolarınız varsa kanalımızda yayınlamaktan mutluluk duyarız. İletişim adresimiz açıklama bölümündedir. Doğru cevap A şıkkı. Aşağıdaki resimleri verilen varlıklardan hangisinin adı, alfabemizin 14. harfiyle başlamaktadır? A. Kitap. B. Tilki. C. Makas. Doğru cevap A şıkkı. Aşağıdaki varlıkların hangisinin ismi, sözlükte diğerlerinden önce yer alır? A. Karınca. B. Balık. C. Baykuş. Doğru cevap B şıkkı. Aşağıdaki varlıklardan hangisinin adında bulunan sesli harflerin tümü ince ünlüdür? A. Bilgisayar. B. Bisiklet. C. Uçurtma. Doğru cevap B şıkkı. Aşağıdaki kelimelerin hangisinin hece sayısı diğerlerinden fazladır? A. Çaydanlık. B. Ayakkabı. C. Atatürk. Doğru cevap B şıkkı. Bir, üç, altı rakamlarını kullanarak oluşturulan en büyük çift sayı kaçtır? A. 613. B. 136. C. 316.
Doğru cevap C şıkkı. Dört yüzlük, üç onluk, beş birlik basamak değerleri verilen sayı kaçtır? A. 435. B. 534. C. 453. Doğru cevap A şıkkı. (72A) 3 basamaklı bir çift sayıdır. A yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmaz? A 0, B 1, C 2. Doğru cevap B şıkkı. Onlar basamağı 8 olan 3 basamaklı en küçük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? A. 185. B. 188. C. 180. Doğru cevap C şıkkı. Aşağıdaki 3 basamaklı doğal sayılardan hangisi en büyüktür? A. 978. B. 698. C. 968. Doğru cevap A şıkkı. (326) sayısının rakamları birer defa kullanılarak yazılabilecek 3 basamaklı en küçük sayı hangisidir? A. 263. B. 236. C. 623. Doğru cevap B şıkkı. Eski dönemlerde yaşamış olan insanlardan bazıları da dünyanın şeklinin yuvarlak olabileceğini iddia etmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk bilim insanıdır? A. Mimar Sinan. B. Atatürk. C. Pisagor.
Doğru cevap C şıkkı. Dünyanın şekli küreye benzer ama tam küre değildir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi dünyamızın şeklinin tam olarak tanımıdır? A. Yanlardan basık, alt ve üstten şişik bir küre. B. Alt ve üstten basık, yanlardan şişkin bir küre. C. Alttan şişkin, yanlardan basık, üstten tümsek bir küre. Doğru cevap B şıkkı. Eskiden insanlar dünyamızın çeşitli hayvanların üzerinde olduğunu düşünmüşlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu hayvanlardan değildir? A. Ayı. B. İnek. C. Fil. Doğru cevap A şıkkı. Resimde soru işareti ile gösterilen katman hangi seçenekte verilmiştir? A. İç çekirdek. B. Manto. C. Kabuk. Doğru cevap A şıkkı. Aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmak hem bizi hem arkadaşlarımızı mutlu eder? A. Derste söz almadan konuşmak. B. Arkadaşlarımızın eşyalarını izinsiz kullanmak. C. Grup çalışmalarında görevlerimizi zamanında ve eksiksiz yerine getirmek. Doğru cevap C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımızla ilişkilerimizi olumsuz etkileyen bir davranıştır? A. Gerektiğinde arkadaşlarımızdan özür dilemek. B. Her zaman doğruları söylemek. C. Arkadaşlarımız arasında anlaşmazlık çıktığında sevdiğimiz arkadaşımızın tarafını tutmak. Doğru cevap C şıkkı.
arkadaşı Sinem'i. Sinem bu duruma çok üzüldü. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? A. Haksız yere suçladı. B. Oyun oynamaya çağırdı. C. Doğum gününe davet etti. Doğru cevap A şıkkı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızın açıklama bölümlerinde online test linklerimiz vardır. Çözebilir ve paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak destek verebilir. Bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz.